Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivan olarak ikinci defa altın kemeri alan Ali Gürbüz memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı. Gürbüz için kilometrelerce uzunlukta araç konvoyu oluşturuldu. Tamam. Çek bu. Ozan. Usta buraya bak. He. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Ya başka var. Grup da var. İki bin on bir. Tebrik ediyoruz biz de Antalya basın olarak. Geldin Antalya memleketine, coşkularla evet. Karşılandın. Neler söylersin? Evet, memleketime altın kemerle geldim, geri döndüm. Bunun için çok mutluyum. Antalya halkına, hemşerilerime, beni sevenlere bu mutluluğu yaşattığım için çok gururluyum. Kırkpınar bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, çok 660 yıldır devam eden bir organizasyon. Böyle büyük bir organizasyonda şampiyon olduğum için çok mutluyum. Toplamda 4. şampiyonluğum oldu. 2019-2021, 2 yıl üst üste oldu. Şimdi önümüzdeki yılda inşallah baş pehlivan olup Antalya tarihinde ilk defa bu gururu yaşatmak istiyorum. Bunun için de bugünden itibaren tüm seneye olan çalışmalarımı yapıp Kırkpınar'a tekrardan hazırlanmak. Bir de kaza atlattı. Evet, bildiğiniz gibi kemer alan baş pehlivan faytonla şehre kadar şehrin girişine kadar gelip oradan hamam yürüyüşü yapar. O fayton kazasında faytonun tekeri çıktı, küçük bir kaza atlattık. Ben de Allah'a şükür hiçbir şey yok. Bir iki kişi de ince hafif yaralanma var ama ciddi bir şey yok. Allah'tan ucuz atlattık yani. Verilmiş sadakamız varmış. Altın kemeri babanın mezarına götürecek misin? İnşallah. Her kırkpınardan sonra, her kemer aldıktan sonra babamın mezarına ziyarete gidiyorum. Yine bu sene de gideceğim inşallah. Ama asıl önemli olan seneye de baş pehlivan olup altın kemeri ebedi olarak babamın mezarına götürmek. Yarım kalan bir hikaye değil mi Ali'sinin için? Aynen ya, bu şöyle söyleyeyim size. Antalya Kırkpınar'da başta ilk kürsüyü dedem yapıyor. İlk baş pehlivanlığı babam getiriyor. Ondan sonra zaten Antalya güreşi çok büyük bir ivme kazanıyor. Yağlı güreşte şu andaki en önemli şehir, söz sahibi şehir. Bunda çok emeği var dedemin, babamın. Onların açtığı bu yolda babamın yarım kalan hikayesini altın kemerin ebedi sahibi olarak tamamlamak istiyorum inşallah. Erhan abi, araba geldi. Sen nasıl motive ediyorsun? Ne düşünerek her meydana çıkıyorsun? Orası dualı bir çayır. Kırkpınar çok farklı bir yer zaten. Hani oraya zaten çok farklı bir ruh haline bürünüyoruz. Çok konsantre oluyoruz. Çok önemli, çok büyük bir organizasyon yani.